Merhaba arkadaşlar rengarenk Renkli patin youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yapımı çok kolay çok güzel çeyizlik bohçalık gelin çeyizleri için çok güzel uzun birlik çalışması yapacağız İnşallah kanalıma abonelik ücretsiz abone olmayı lütfen beğenileri unutmayalım bunlar bizim emeklerimizin karşılığı için çok önemli videolarımızın önlere çıkması için önemli arkadaşlar lütfen bunu sizden rica ediyorum ee, şöyle krem rengi ip kullanacağım ben bakın şu şekilde ve Gold şöyle arkadaşlar e, pançpi diye geçiyor bu bakın şu şekilde iç kısmını da göstereyim pancipi diye geçiyor arkadaşlar tığım 2 numara 1.75 milim Makasa ihtiyacımız var. Bir de iğneye ihtiyacımız var. Çiçek dikeceğiz üzerine çünkü. Evet e, renk olarak beyazınız varsa beyazla da yapabilirsiniz. E, beyaz yaptığınızda da bu renk çok güzel olur. E, yalnız gümüş rengi var bunun. O da çok yakışır arkadaşlar. Onu da fikir olarak belirteyim. Evet isterseniz şöyle modelimizi hemen bir görelim. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Çıtı pıtı çok güzel bir lif tasarımcısı da Mehtapla lifler iki sayfasına ait Instagram'da sayfası var buradan kendisine sevgi ve selamlarımı iletiyorum çok teşekkür ediyorum bu modeli çekmemize de izin verdiği için arkadaşlar bakın çok güzel olmuş ben şurayı da eklemeyi unutmuşum onu da ekleyeyim şimdi fark ettim onu da neyse onu eklerim ben evet tasarımcısına teşekkür ettik şimdi uzun lif olacak arkadaşlar bu bir dilim daha olacak buraya bir dilim daha ekleyeceğiz kulplarını yapacağız kenar kısımlarını yapacağız kenar kısımlarda da yine böyle bu simli ipimizi kullanacağız arkadaşlar bakın şu şekilde çok güzel şu kenarlarda da onu kullanacağız hemen isterseniz yapımına geçelim herkese kolay gelsin şöyle bakın 6 adet zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 ve 6. İlk zincirin içerisine yuvamızı yapıyoruz. Batıyorum direkt. Buraya bir halka oluşturuyorum bakın şöyle. Bir zincirimi çektim. İpimi uzattım, başına doladım. Buraya e, nasıl desem e, fıstıklar yapıyorum. <laughs> i̇smini getiremedim. Şöyle başına doladık tekrar 2, tekrar başına doladım 3. 3 kere de doladığımız fıstığımızı yaptık şuradan tuttuğum şöyle kapatıyorum ilk başlayanlar için 12 zincir çektim araya başına doladım tekrar yuvanın içerisine bir iki üç kapatıyorum fıstığımı Bakın şu aradan tekrar geçiyorum kapatıyorum video hızlı gelirse arkadaşlar videonun üzerine tıkladığınızda ayar tuşu var Oradan video hızınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz altyazıları oradan kaldırabilirsiniz 2 zincir çektik başına doladım yuvan içerisine 1 2 3 kapattım 2 zincir ara boşluk başına doladım 3 3 de doladığım fıstığımı kapatıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum başına doladım bakın kapattım 6 tane olacak bu fıstığımızdan Bakın 5 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 2 ve üçte doluyorum. Kapattım. 1 2 zincirimi çekiyorum. Biraz şu tarafa doğru yanaştıralım. Bakın. Toplam 6 tane. 2 zinciri çektim. Şuranın tepesine direkt batıyorum. Hiç başına dolama yok. Direkt battım. Kaydırarak çıkardım bir zincir. Tekrar ipimi uzattım. Buranın tepesine bir fıstık yapıyorum kapattım bunu bir zincir çektim tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum ama bu sefer kapatmıyorum bakın başına doladım buraya değil buraya şu dibine batacağız arkadaşlar burada değil burası başına doladım buraya da bir fıstık yapıyorum batamadım bir türlü ikisini birlikte kapatıyorum bir iki zincir ara boşluk için diğer fıstığın tepesine geçeceğim arkadaşlar. Bakın tekrar başına doluyorum. Diğer fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde hemen kapatıyorum bunu. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepesine yapıyorum. Aynı yanda burada yaptığımız gibi. Başına doluyorum. Bakın buraya değil buranın dibine batıyorum. birlikte kapatıyoruz. Ara boşluğa iki zincir. Başına doladık. Yine yan tarafa. Başına dolayarak geçiyoruz yan tarafa. 1 2 ve üçte kapatıyorum fıstığımı. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Bakın başına doladım. Dibine bir fıstık yapıyorum ikisine bir kapatıyorum iki zincir çekiyorum bakın Hepsi aynı oluyor iki zincir çekiyorum başına doluyorum yana geçiyorum burada da yine kapatıyorum ilkini tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum başına doladım buraya dibine hemen bir fıstık daha yapıyorum İkisini birlikte kapattım bir iki zincir çekip bakın bir iki tane daha var onları da aynı şekilde yapalım Evet bakın bütün e, dilimlerin üzerine tamamladım iki zincirimi çektim karşı tarafa bakın buraya tepeye hiç başına dolamadan direkt batıyorum kaydırarak çıkarıyorum bir zincir yine başına doluyorum ilk fıstığımı girişte hemen kapatıyorum bir zincir Tepesine bir tane daha yapıyorum. Başına doladım. Bakın bir ikinci şuraya dibine yine bir fıstık yapıyorum. Ee, tığımda iki tane var. Bir tane daha alacağım. Bakın zincirden önce bir tane daha yerim var. Bir iki tane şimdi üçüncüyü de tıma doluyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum şöyle. Bir zincir. Bakın altta yatan bir tane fıstığımız var. Yine üstte yatan bir tane daha fıstığımız var. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Bakın, artırma yapıyoruz ki bu fıstığı ikiye çıkaracağız yatan fıstık sayısını. Başına doladım. Buranın hemen dibine batıyorum. 3. artırmamızı ikili fıstık kapatarak yaptık. Ara boşluğa iki zincir çektim. Bakın, bir di iki oldu. Direk bütün dilimlerin üzerinde aynı işlemi yapacağız. Bunun gibi az önce yaptığım gibi başına dolayarak karşıya geçiyorum, kapatıyorum, tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, başına doladık, yan tarafa bir fıstık, üçerli fıstık kapatıyoruz. sıra sonunda da bir artırma yapıyoruz bir buraya yaptık bakın bir de hemen dibine ikisini birlikte kapatıyorum sayıyı ikiye çıkarıyorum ara boşluk için iki zincir bakın bir de iki oldu bütün dilimleri yapalım Evet bakın şöyle tamamladım iki zincirimi çekiyorum karşı tarafa batıyorum bakın direkt kaydırarak birleştiriyorum bir zincir yine bir üst sıraya geçtik. İlk fıstığımı direkt kapatıyorum. Bir zincir tepesine bir tane daha yapıyorum. Başına doladım bakın hemen buraya şuraya değil dibine bir fıstık yapıyorum. Başına doladım. Yan tarafa da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir. Bakın üçlü fıstık kapattık. Yine bir tane daha üçlü fıstık kapatma yerimiz var arkadaşlar. Yukarılara doğru çıktıkça bakın dilimlerimiz şöyle üçgen şeklinde yukarı doğru artacak. Tepesine dibine bir fıstık yan tarafa bir fıstık. Bakın zincirden önceki bizim çalıştığımız dilimimiz. Her bir dilimin üzerine yapıyoruz. Sayıları artırıyoruz. Yukarıya doğru çıktıkça üçünü bir kapattım. Bakın aşağıda iki tane yatan fıstık var. Şu an yine tepede iki tane var. Artırma yapacağız sıra sonunda. Çıkışlarda sıra sonlarında yani ikili fıstık kapatarak artırmayı yapıyoruz. İki zincir çekiyorum ara boşluğa bakın 3'e ulaştı. Başına doladık. Yan tarafa geçtim. Direkt kapattım. Bakın aynı şekilde yapacağız. Üçerli fıstık kapatarak bakın zincirden önceki boşluğa kadar şuraya kadar üçerli fıstık kapatıyoruz. Sıra sonunda da ikili fıstık kapatıp bütün dilimlerde sayıyı 3'e çıkaralım. Evet, bütün dilimlerin üzerine üçer fıstık yaptım ve iki zincir çekip burayla birleştirdim. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine ilk işlemimiz girişte ilk fıstığı kapatmak. Tepesine bir tane daha yapıyorum. Başına doladım. Dibine bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar doladım yan tarafa. Üçerli fıstık kapatarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonunda da artırmamızı yapıyoruz. Evet, devam ediyorum. Üçerli fıstık kapatmaya bakın. Dibine yapıyorum. Yan tarafa. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bakın bir tane daha üçlü fıstık kapatacağım. Şuraya kadar geliyorum. Tepesini dibine yan tarafa üçünü bir kapattım. Bir zincir. Bakın altta üç tane yatan fıstığım var. Burada da yine üç tane şöyle yatan fıstığım var. Sıra sonunda ikili fıstık kapatarak bakın bir tane buraya yaptım. Bir tane de dibine yaptım sayıyı 4'e çıkardım arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Artık diğer dilimle devam ediyorum. İlk fıstığımı direkt kapatıyorum. Daha sonra üçerli fıstık toplayarak geliyoruz. Sıra sonunda artırmamızı yapıyoruz. Sayılarımızı hep 4'e ulaştıralım. Evet bakın şöyle 4 fıstığa ulaştırdım hepsini ve birleştirdim. Bir üst sıraya geçtim ilk fıstığımızı kapatıyoruz. Yine tepesine dibine ve yana üçerli fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar şöyle şuraya kadar üçerli fıstık kapatalım. Evet bakın sıra sonuna kadar üçlü fıstığımı kapattım. Daha sonra da e ikili fıstığımı kapatarak artırmamı yaptım. Bakın altta dörtlü Üste şimdi beş fıstığa ulaştık arkadaşlar. Yine bütün dilimleri buraya kadar yapıp birleştirelim. 5'e ulaştıralım e, fıstık sayımızı. Evet bakın şöyle tepede 5 fıstık olana kadar yaptık. Bakın şöyle hepsinin tepesinde 5 tane fıstığımız var arkadaşlar. Yaptım ve burayla birleştirdim. Bakın bu şekilde yuvarlağımız dönüyor. Bu şekilde elde ettik. birleştirdik burayla. Evet şöyle bitirdik. Burayla birleştirdim ve ipimi kopardım arkadaşlar. İpimi arkaya çekiyorum. Şu şekilde biraz yürütüp öyle kesiyoruz. Hemen dibinden de kesmiyorum ben hiç. Evet. Bu şekilde. Bakın bu orta göbeğimiz oldu arkadaşlar. Orta göbeğimiz yani şu kısım orta buraya ekledik bir de buraya ekleyeceğiz demiştik ilkini böyle kopardım bitirdim şimdi simli ipimizi alıyoruz simli iple bunun kalp e, şeklini yapacağız arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim şöyle biraz kamera indireyim Evet şöyle biraz geriden ip bırakarak başladım bakın şöyle 3 zincirle çektim oraya zaten minik minik oluyor hemen şöyle aldım bakın Hemen şu orta göbekten şu ilk yaptığımız bakın alt tane fıstık var. Onun hemen şurasından onun tepesinden herhangi bir tepesinden şuradan tığımı geçiriyorum. Şu yandan çıkıyorum bakın. Şu yandan yandaki bu ara boşluklardan çıktım. Buraya sabitleyeceğim. 1 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bunda da tığ onu söylemeyi unuttum. Tığ ben kullandığım lif örerken kullandığım tığ ile örebiliyorum. Rahat ediyorum yani. Hani ince bir tığa ihtiyaç duymadım. Eğer size kalın gelirse ince bir tığ da yapabilirsiniz. Bana hani bir tuhaflık belirtmedi. O yüzden devam ediyorum. Evet şimdi yine bakın şuradan giriyorum. Şöyle çıkıyorum arkadaşlar bakın. 5 zincirden sonra hiç başına dolamadan sık iğne yapar gibi tekrar girelim. Bakın. Şu ara boşluktan çıkıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bakın şu aradan geçtim. Şu aradan çıktım. Bir üst fıstıktan gidiyorum yani bir üstten böyle. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Ben 5 zincir çekiyorum ama hani kasma olur şurada. 6 da çekebilirsiniz. Tekrar bakın. Bir üst şuradan, yuvadan şuradan tekrar çıkıyorum. Kapattım bunu. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bu sefer arkadaşlar. Şöyle kalbin oluşması için yana doğru döneceğiz. Bakın şu dörtlü sıranın olduğu yere dörtlü fıstığın olduğu yere doğru şöyle hemen bakın şu hizadayım zaten şu aradan tığımı sokuyorum şuradan çıkıyorum bakın şu şekilde buraya sabitliyorum iki zincir çekiyorum burada tekrar bakın şöyle yakında göstereyim şuradan bu boşluğa batıyorum bakın hemen dibindeki boşluğa batıyorum bu sefer şöyle çıkıyorum kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar şöyle şuraya doğru yatıracağız bakın şu üç tane fıstığın olduğu sıraya bunu bu şekilde eğdim bakın şu fıstığı görüyorsunuz bakın ortadaki fıstık hemen şöyle biraz yarısını alıyorum bakın fıstığın üstünden yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar tığımın şekli böyle hemen bunu da buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum yine bakın şimdi şöyle kalp form veriyoruz bu şekilde indik tekrar bu tarafa doğru çıkmamız gerekiyor onun için hemen bakın şu birin baştan şu birinci fıstığın şöyle şu aradan bakın şöyle girdim gördüğünüz gibi bakın şu birinci fıstık hemen bu boşluktan tığımı geçirdim kapattım bir iki zincir çekiyorum yine aynı yere bakın şu boşluğa hemen dibindeki boşluğa batıp bu sefer buradan çıkıyorum biraz detaylı anlatalım buraları 2 3 4 5 zincir çekiyorum şöyle aşağı doğru ineceğim altı da çekebilirim buradan kasma yapmasın şimdi şöyle geldik şimdi tekrar buradan aşağı doğru ineceğiz onun içinde hemen bakın şu hizasında ilk gelen şöyle şuraya denk geliyor zaten buradan böyle yaptım ara boşluktan bu, bu şekilde çıkıyorum kapattım 1 2 3 4 5 zincir yine bakın bir sonrakinden bir sonrakinden şöyle batıyorum şu aradan çıkıyorum şöyle biraz yanaştırarak kapatıyorum yine 5 zincir yine aşağı boşluğa iniyorum 5 zincir bakın şuraya hemen şöyle göstereceğim buraya geldim hemen buradan da yine şöyle çıkıyorum dibinden 1 2 zincir çekeceğim bakın bu dilimimiz bitti çok tatlı oluyor gerçekten örmesi de çok zevkli ben çok zevk aldım örerken de çok güzel tasarlamış Mehtap Hanım. Evet şimdi bu dilime geçeceğiz arkadaşlar. Bu dilimi tamamlayacağız. Geçişi hemen gösteriyorum. İki zincirimizi çektik. Bakın buraya hemen. Bu ilk fıstık. ilk yaptığımız fıstığın hemen şuradan. Yine böyle ara boşluğa doğru çıkıyorum. Kapattım. 5 zincir çekiyorum. Bakın yine buradan batıyorum. Bu aradan çıkıyorum bu şekilde çıkınca şeyi bulmak çok zor oluyor biraz sakallı bir ip olduğu için 1 2 3 4 5 zincir bakın yine bir sonrakinden çıkıyorum böyle yukarı doğru 3 fıstık çıkıyoruz arkadaşlar bakın birinci çıktık ikinciyi çıktık bir tane daha çıkacağız 5 zincir yine şu ara boşluktan batıyorum çıkıyorum bakın şöyle göstereyim bakın 1 2 3 burada da 3 çıktık 1 2 3 çıkıp hemen çarp çap çaprazına doğru <laughs> söyleyemedim çaprazına doğru gidiyoruz 3 tane çıktık burada 6 zincir çekiyoruz kasma yapmalısın diye 2 3 4 5 ve 6 Evet şimdi bakın tekrar gösteriyorum şu dörtlü fıstığın olduğu yere gideceğiz hemen zaten bakın şöyle ee, nasıl göstereyim şuradan? Bakın şöyle şuna gideceğiz arkadaşlar. Şu birinci fıstığı atlıyoruz. Şuradan, bakın şu birinci fıstığı hemen şu arasından geçiyorum. Az önce gösterdiğim gibi bir iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp bu aradan çıkıyorum bu sefer. Çıkma yerlerine dikkat edelim çünkü şuralarda yuvarlaklık oluşmuyor, sivrilikler oluşuyor. Onun için aynı gösterdiğim şekilde devam edin. 6 zincir. Hemen ne yapıyorduk? Şu üçlü fıstığın şöyle yatırıyorum bakın. Şöyle tığımı takıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum bu şekilde. Biraz kalın alayım. Biraz ince geldi. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar şöyle bakın tam çaprazına şu fıstığı Hemen buradaki fıstığa şu aradan giriyorum. Çıkıyorum buradan. 2 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa batıp bu sefer buradan çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bakın hemen aşağısındaki fıstığa sabitliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde etrafını e, tamamen e, gideceğiz komple ineceğiz tekrar buradan tekrar aynı gösterdiğim gibi şuradan batarak tekrar devam edeceğiz her bir dilimde aynı işlemleri yapalım en son bakın böyle buraya ineceğiz şurayla birleştirip işlemimizi bitireceğiz Evet şöyle burayla birleştirdim şu karşı tarafla birleştirdim ilk başladığım yerle iki zincir çekip ipimi kopardım bakın burada iki tane ip var bunları birbirine bağlıyorum ki ben hani açılma olmasın daha sağlam olsun diye ikisini birbirine böyle düğüm atıyorum ipleri hiç dibinden koparmayın sonra böyle bu aradan geçip koparıyorum Evet bakın bu şekilde tığımı da alayım şöyle Evet bu şekilde bakın orta göbeğimiz bitmiş oldu arkadaşlar şimdi Tekrar bu lifin aynısından başlıyoruz. Tabanından krem tabanından başlıyoruz arkadaşlar. 5 fıstık olana kadar tepesi yine yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Şu şekilde yapıyoruz. Son dilimde birleştireceğiz arkadaşlar. Bütün tepeleri 5 tane yapıyoruz. Son dilimi bırakıyoruz. Şimdi birleşmeyi göstereceğim. Bunu hazırlayalım. Evet ilk yaptığımız şu orta göbeğimiz arkadaşlar. Şimdi hemen herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz ben bunu da ekledim daha önce sizler için şimdi ilk eklememiz oluyor olarak farz edelim öbür tarafı hiç görmeyin şu tarafı ilk ekliyorum arkadaşlar mesela buradan hemen battım bakın zincirin hemen başından battım bir tane de fıstığımı bu tarafta yap yaptım şöyle geçiriyorum bu karşı tarafa alıyorum şöyle yapalım tekrar bu fıstığın tepesine geçiyorum bakın şöyle kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar bakın başına doladım. Bu fıstığın üzerine örüyorum. Hem örüp hem birleştireceğiz. Tepesine yaptım. Karşı boşluğuma geçiyorum ördüğüm lifime, dibine ve yan tarafa. Üçünü birlikte kapatıyorum bir zincir. Bakın sıradaki yuvaya tığımı geçiriyorum buna da ilmeğime de geçiriyorum kapatıyorum tekrar buraya geçiş yapıyorum bakın bu fıstığın tepesine bir zincir yine buraya fıstık yapıyorum dibine yan tarafa üçünü bir kapatıyorum üçlü fıstığı kapatıyoruz bir zincir daha sonra sıradaki yuvaya hemen tığımızı batırıyoruz ilmeğimizden de geçiriyoruz tekrar buraya geçip buraya alıp bir zincirle ben sıkılıyorum tekrar başına doluyorum örmeye devam ediyorum tepesine dibine böyle de biraz takılınca onu arkadan aralardan yürütürüz üç tanesini bir kapatıyorum bir zincir Şimdi bakın şöyle açtım. Sıradakine batıyorum. İlmeğimden de geçiriyorum. Kaydırarak çıkardım. Tekrar çıkardım buraya geçip tam sıkı olması için başına doladım. Tepesine, dibine ve yan boşluğa üçlü fıstığımı kapattım. Bir zincir bakın şöyle açıyorum şuraya, sıradaki yere şöyle ilmeğimi de aldım kaydırarak karşı tarafa geçtim tekrar bu tepeye geldim kaydırabilirsiniz de böyle bir zincir tepesine bir bakın artık gidecek boşluğum kalmadı bu artırmayı yapıyorum hani artırma yapıyorduk sıra sonlarında dört taneyi birleştirdim bir tane de artırma yapıyorum kapattım Bakın zaten bir tane yerim kaldı. Buraya battım. İlmeğimi de aldım. Kaydırarak geçirdim. Tekrar kaydırdım. Burada iki zincir çekiyorum. Bakın şöyle 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 5 adet fıstıkla burayı karşılıklı olarak birleştirmiş olduk. En son artırmayı yaptık ve sonla birleştirdik. Bakın iki zincir çekiyorum. Bu karşı boş bakın. Karşıya hemen bunu kaydırarak sabitliyorum iki zincir çekip ipimi burada koparıyorum birleşmemiz bu şekilde arkadaşlar yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi bu dilimden yapıyoruz son bu e, dilimi bırakıyoruz arkadaşlar bunun hemen bu tarafına bu orta göbeğimizdi bunu ekledik şimdi siz bir de bu tarafına ekleyeceksiniz tam böyle hizalı olacak onu bilirsiniz zaten Evet aynısından bir daha yapalım dediğim gibi karşı tarafa da ekleyelim kalpleri de gösterdiğim gibi e, bunu da yapın arkadaşlar. E, daha sonrasında yapmak zor olur. Dilimleri ekledikten sonra kalplerinizi yapın e, etrafında gidin Şimdi e, kulp yerini ve kenarına geçelim. Evet şöyle kulp yerinde yine e, fıstıklardan yapacağız arkadaşlar bakın şöyle şu hizadan buranın eklediğimiz yerin hemen karşısındaki şu dilime ekliyoruz arkadaşlar hemen karşıya bir zincir çektim ipime bakın şöyle kaldırıyorum şuraya hemen ilk başa ipimi sabitliyorum bir zincir ipimi uzattım fıstık yapıyorum buraya dörtte dolduracağız kalın olsun biraz diye kapatıyorum bir zincir tekrar tepesine dörtte doldurduğum bir fıstık ipiniz kalınsa üçte doldurabilirsiniz 4 daha düzgün duruyor dört bu şekilde 10 tane olacak toplamında 3 tane yaptık 7 tane daha fıstık yapalım Evet bakın şöyle 9 tane yaptım 10. da yaptım bu 10. arkadaşlar elimdeki ama kapatmıyorum bunu Çünkü şöyle eklemesi böyle daha muntazam duruyor 10. fıstığım açık. Hemen şöyle düzgün bir şekilde yatırıyoruz. Hemen bu karşıya arkadaşlar zincirden önceki hemen fıstığın tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum şöyle. Bakın burayı iyice yanaştırıp burada çıkarıyorum bu şekilde. Sıkılıyorum bir zincirle. Tekrar bu tepeye giriyorum. Buradan tekrar böyle kaydırarak çıkıyorum arkadaşlar. İki zincir çekip ipimizi koparıyoruz. 10. fıstığı kapatmadan burayla birleştirip o şekilde kapatıyoruz. Şimdi şu uca da yine aynı şekilde tam karşısındaki uca da yine aynı şekilde halkamızı yapıp burayla birleştirelim. Evet, buranın halkasında yaptım. Burayı birleştirince ipimizi koparmıyoruz. Şimdi kenar kısmına geçeceğiz. Birleştirdim. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Başına doluyorum bu karşıya bakın karşı tarafa şöyle bir başına doladım tekrar iki iki de doladığımız fıstığımızı direkt kapatıyoruz bu şekilde bir zincir araya başına doladım tekrar aynı yuvaya 1 iki direkt kapattım bakın şöyle bir zincir başına doladım tekrar iki şerli fıstık kapatıyoruz direkt bir zincir tekrar başına doladım kapattım 4 tane oldu bakın 1 2 3 4 5 tane olacak tekrar başına doladım iki de çıkarıyorum direkt çıkıyorum içinden bir zincir çektim arkadaşlar bu ara boşluk için iki de çekebilirsiniz bana bir yeterli oluyor genelde bir taneyi çektim bakın direkt hiç başına dolamadan yandaki boşluğa hemen burayı sabitliyorum tekrar bir zincir çektim başına doladım yan boşluğuma bir iki de doladığım fıstığımı kapatıyorum Tekrar başına doladım. Yine ikide doladığım fıstığımı kapattım. Başına doladım. 5 tane aynı yuvaya böyle ikide kapattığımız fıstıklar yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi 5. yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Yandaki boşluğa direkt bu şekilde hiç başına dolamadan kapatıyorum bir zincir çektim tekrar başına doladım tekrar bakın bir zincir çektim başına doladım yandaki boşluğa fıstıklarımızı yapıyoruz sabitliyoruz yapıyoruz yan boşluğa sabitliyoruz tekrar başına doladım yine aynı devam ediyorum bakın yapması çok kolay bu kenarı da çok da zevkli üçüncüyü yapıyorum kapattım Dördüncü yaptım, kapattım. Beşinci. Bir zincir. Bakın hemen yana, hiç başa dolamadan böyle sabitliyorum. Evet, aynı şekilde yine bakın şu ara boşluk zincirlere batmıyoruz. Başına doluyorum, direkt oraya fıstık yaparak devam ediyorum. Evet, bu şekilde şöyle buraya kadar gelirim. Burada orta yerde geçişi göstereceğim. Evet, bakın şöyle tam şu araya geldim en son şuraya yaptım fıstıklarımı buraya da sabitledim bakın şu şöyle ara kısımdayım iki zincir çekiyorum şimdi o arayı geçeceğim o araya yapmıyorum ben iki zincirimi çektim bakın şu fıstığın tepesine hemen zincirin yanındaki fıstığın tepesine geçiş yapıyorum şöyle sıkılıyorum iyice burayı fazla belli olmasın diye bir zincir çekiyorum tekrar bakın karşıdaki fıstığın tepesine batıyorum Şöyle kaydırarak da çıkarınca güzel oluyor arkadaşlar. Onu da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar başına doluyorum. Bakın bu fıstıkla diğer dilimin fıstığı bakın. Diğer dilimin fıstığına yine iki de kapattığım fıstıklar yaparak geçiş yapıyorum. Ara kısmı ben bu şekilde geçiyorum. Oraya hiç yapmıyorum böyle fıstıklar. 5 tane yapıyorum. 4 oldu bir tane daha yapalım. Bir zincir hemen yan boşluğa sabitliyorum. Bir zincir. Bakın. Bu şekilde oluyor aramız. Şu aradaki fıstıklara yani batmamış oluyorum. Buradan geçişimi yapıp buraya gidiyorum. Evet yine aynı şekilde devam edelim. Bu arada yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Arayalara batmayacağız. Bu şekilde şöyle şuraya kadar gelelim. Kulp kısmına da aynı şekilde gideceğiz. Evet etrafını şöyle komple geldim kulp kısmına geldim şöyle hemen burayı da göstereceğim bakın en son zaten şuraya çiçeklerimi yaptım buraya da sabitledim zincir var arada da arkadaşlar şimdi bir zincir çektim şu e, halkanın dibine e, fıstığın dibine hemen buraya direkt geçiş yapıyorum kaydırarak burada çıkıyorum arkadaşlar bir zincir buraya yapmıyorum fıstık buraya direkt geçiş yaptık. Bir zincirimi çektim, başına doladım. Bakın sıradaki yere. Hemen bir üstteki boşluğa yine beşe beşerli fıstıklarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde hemen bir sonrakine de sabitliyoruz. Bakın 3 oldu. 4 ve 5. Yaptım. Hemen sıradakine direkt sabitliyorum. Bir zincir. Evet. Kulpa geçişimizde bu şekildeydi. Kulbumuzda yine aynı şekilde e, inelim arkadaşlar. Burada da yine aynı göstereceğim. Evet şöyle kulpun etrafını döndüm. Şu boşluğa çiçeğimi yaptım. Buraya da hemen dibine de sabitledim. Bir zincirimi çektim. Burada arkadaşlar başına doluyoruz. Direkt fıstık yapmaya başlıyoruz karşı tarafla. Hemen yine çiçeklerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet etraf kısmı bu şekilde indikten sonra bir zincirle hemen bakın şöyle göstereyim dibinden çiçek yaparak fıstıklar yaparak devam edeceğiz bütün etrafını komple aynı şekilde yapalım kulpumuzu da yine aynı gösterdiğim gibi yapalım buraya kadar inip sabitleyelim arkadaşlar burayla Evet burada bittim burayla bakın birleştirdim iki zincirle kopardım arkadaşlar şimdi simli iple kenarına gideceğiz şöyle yine ben bir iki üç adet sıkı sıkı bir şekilde zincirlerimi çektim hemen şöyle istediğiniz yerden başlayabilirsiniz Evet şuradan hemen şöyle şu köşeden başlayalım isterseniz halkanın dibinden oraya ipimi sabitliyorum bir iki zincir çekiyorum fıstık aralarına batacağız bakın şöyle direkt arasına geçtim çıkıyorum. Bir iki zincir çektim. Fıstığın arasına şu şekilde batıyorum. İki zincir çektim. Bir de çekebilirsiniz. Fıstığın bakın hemen şöyle aralarına batıyorum. İki zincir fıstık arasına batıyorum. İki zincir bakın şuraya da yine aynı şekilde şuradan batıyorum. 2 zincir şuraya batıyorum 2 zincir bu şekilde de etrafını gidelim 2 zincir çok gelirse birer de çekebilirsiniz arkadaşlar hani el, elden ele değişiyor o bir de yeterli olur bu şekilde buraya ben şöyle biraz yakınlaştırıp kapattığım için bana iki yeterli geliyor 2 zincir böyle bütün etrafını bu şekilde gidelim arkadaşlar bakın şu ara yere de yine iki zincir çekiyorum buraya da bu şekilde batıyorum tamamen gidelim kuplar da dahil olmak üzere Evet şimdi şöyle ipimi aldım şöyle tek katıyla dikiş diker gibi dikeceğiz şimdi arkadaşlar şuradan yaptım ben başladım sizin de başlangıcınız şu şekilde oluyor düğümünüzü attıktan sonra şuradan şöyle bir başlangıç yapıyorsunuz arkadaşlar başlangıcınızı yaptınız benim ipim takılı burada bakın şu şekilde yaptık Evet şöyle gösteriyorum şuradan çıktım bakın şimdi şöyle bakın şu iki fıstık arası şu iki fıstık arasından şuradan geçiriyorum bakın iğnemi iki fıstığın tepesindeki yerden geçiriyorum. Şu çapraz yaparak şu fıstığın altından bakın hemen bu çaprazındaki fıstığın altından çıkıyorum. Çok hafif gerdirdikten sonra tekrar bu buraya geliyorum bakın bu fıstığın dibine ilk başladığım yere. Şimdi yine bu ikili fıstığın altından hemen bunun yanından yani buradan yine böyle çıkıyorum hafif gerdirdim yine buraya batıyorum bakın şöyle buraya batıyorum diğer dilime geçtim buradan çıkıyorum hiç koparma yapmıyoruz çok fazla da sıkmayın normal tekrar şöyle çevireyim bakın buradan geldik şimdi yine şuradan geçirdim bakın şu ikili fıstığın hemen tepesinden iğnemi battım Battıktan sonra şu alttan çıkıyorum. Bakın ikili fıstıkların hemen şu ilkinin altından çıktım. Şöyle tekrar buraya battım. Bakın yine bu ikili fıstığın alt kısmından şöyle bir tane ipin bir katını alıyorum oradan. Şöyle çıktım. Hafif sıkıladım. Tekrar yine aynı yere battım. Şöyle iğnemi çevirip diğer dilime geçtim. Evet arkadaşlar dikişimizde bu şekilde ipimizi biraz uzunca taktık. Bu şekilde devam ediyoruz. Geliyoruz bakın şu tam tepeden üçlü fıstığın arasından geçiriyorum iğnemi. Şu iki tane fıstık var onun hemen bir altından şöyle hafifçe çıkıyorum, hafif gerdiriyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine bu ikili fıstığın arasından şöyle çıkıyorum tekrar buraya batıp yan dilime geçiyorum evet bütün dilimleri bu şekilde tamamlayalım bakın şöyle oluyor çizgi çizgi evet en sonunda tamamladım ben bakın zaten tek katıyla yapıyoruz arkadaşlar iki katlı değil ona dikkat edelim en son buraya şey yaptım sabitledim şöyle şu hemen sarıların dibine düğümümü atıyorum. İğnemi şöyle geçirdim. Şöyle tutalım ki şey olmasın, fazla diğer taraf kasmasın. Bir tane daha düğüm atıyorum hemen sarının dibine kremden değil de sarı tarafından. Şöyle yapıyorum. Hafif de şu ilerden simli iplerin dibinden şöyle geçip ipimi burada koparıyorum. Bütün diğer dilimlere de aynı şekilde işlememizi yapalım. İsterseniz arkadaşlar hiç çiçek yapmaya da bilirsiniz. Karar tamamen sizin bu ipi arkaya alırım. Buraya bir boncuk dikerek bakın şöyle hemen şöyle bakın altın sarısı bir boncuk bile yeterli olur. Yani çiçeğe bile gerek yok. Bu şekilde bakın ama ben yine size çiçeği de göstereceğim. Çiçeğin yapımını da karar tamamen size ait. Böyle de incinizi de buraya dikip bütün dilimleri tamamlayıp lifinizi bitirebilirsiniz. Şimdi çiçeğin yapımına geçelim. Evet şöyle 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. İlk zincirin içerisine bir halka oluşturuyoruz buraya. Şöyle. Tekrar yapayım çıktı. Şöyle yapıyorum. 4 adet zincirimi çektim başına doladım. Halkanın içerisine ikili tırabzan yapacağız. 2 de çıkacağız. 2. 2 zincir çektim ara boşluğa. Tekrar başına doladım. Yine halkanın içerisine 1 2. 2 zincir. Halkanın içerisine 1 2. 2 zincir. Halkanın içerisine 2. Bakın başlangıç direğimizle sayıyoruz. 5 oldu. 6 tane olacak. 2 zincir çektim. Yine halkanın içerisine ikili trabzan yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 2 zinciri çektim. Buranın içerisine geçiyorum ve kapatıyorum. 1 zincir. İpimi uzatıyor. Pardon. 1, 2 zincir çektik. Başına doladım. Yuvanın içerisine ikili trabzan yapacağız. Biraz uzun yapalım şöyle. 2 de çıkardım bakın. 1 tane yaptım. 2, 3, 4 4 tane yaptım 2 zincir çekiyorum hiç başına dolamadan direkt aynı yuvanın içerisine iniyorum 2 zincir çektim başına doladım yine yan yuvaya geçtim 4 adet trabzanımı yapıyorum yuvanın içerisine 2 zincirimi çektim hiç başına dolamadan yuvanın içine geçiyorum tekrar 2 zincir çektim başına doladım Yuvanın içerisine 1, 2, 3, 4. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya direkt batarak iniyorum. Tekrar iki zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum. Evet bu şekilde üç tane boşluğumuzu da dolduralım. Evet çiçeğimi bitirdim. Bakın en son buraya battım. bir zinciri çekiyorum. Şöyle arkaya bakın. Şöyle sabitleyelim ki bu geride kalsın. Daha güzel durur. Şöyle buraya sabitledim. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz burada. Şimdi çiçeğin kenar kısmını simli iple gideceğiz yine. Dediğim gibi çiçeği tamamen kararsız ait ama güzel de durur. Şöyle iki zincir çekiyorum. Hemen aldım. Bakın şu tepeden başlayalım ya da şöyle ortasından. Bakın direkt ortaya geçiyorum. Şöyle alıyorum. Tam şu ortadan bakın göbekten geçirdim buraya sabitliyorum burayı çıktım bir zincir çektim hemen şuranın tepesine bakın fıstığın tepesine geçişimi yaptım hiç zincir çekmiyoruz bakın direkt şöyle yan tarafa zincir de çekebilirsiniz birer adet sık iğne yapar gibi bu e, trabzanların tepesine bu şekilde gidiyoruz. En son şu köşedekine de yapıyorum. Bakın şöyle bir iki zincir çekiyorum. Hemen yine yuan içerisine bakın şu ortaya iki zincirden sonra direkt batıyorum. Şöyle alıyorum alttan. Şöyle buraya göre ayarlayıp kapatıyorum. 2 zincir çektim. Karşı taraftaki çiçeğin trabzanın hemen tepelerine batıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle tepesine sık iğne yapar gibi kasma olursa dediğim gibi birer zincir çekebilirsiniz ara boşluğa. Hemen şu sona da yapıyorum bir tane. 2 zincir çekiyorum. Şöyle direkt bakın yuvan içerisine geçiyorum. Şöyle alttan alıyorum. Burada çizgiler oluşuyor bakın şöyle şöyle. Biraz şöyle hafif sıkılıyorum. Buraya kapatıyorum. 2 zincir çektim direkt tepeye şöyle yapıyorum biraz ayrıntılı bir video oldu tüm detaylarına kadar gösterdim hepimiz biliyoruz çoğumuz biliyoruz ama hiç bilmeyenler oluyor bu sefer hemen geçmeyin deniyor Ben de hiçbir detayı geçmeden bu lifi anlatmak istedim yine şöyle iki zinciri çektikten sonra orta göbeğe burayı sabitliyoruz. Yine diğer çiçekleri de yapalım. Evet şöyle bakın çiçeğimi bitirdim. Hemen şöyle şuraya yaptığım dilime şöyle koyuyorum. Bakın şu aradan girelim hemen krem rengi iple dikiyorum. Ortasından geçiyorum. Önce inci dikeceğim. Biraz zahmetli bir model ama gerçekten çok sipariş getiren bir model olacak. Hemen şöyle buraya sabitledim. Şu aralardan çıkıyorum. Bakın çiçeklerin arasından. Şöyle elim alıp göstereyim. Şu trabzanların arasından geçiyorum. Çiçeğimiz tam şöyle duracak. Trabzanların arasından difimin de katından tabii ki geçeceğim. Bakın şu aradan tekrar çıktım. sarılara denk gelmeyecek şekilde şöyle ara katlardan da geçerek çıkıyorum. Evet arkadaşlar çiçeğimizin dikimi de bu şekilde etrafını böyle gidersiniz arkadan da düğümünüzü atarsınız sıkılandı zaten. Evet, beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın ben buraları daha sonra tamamlayacağım. Sizlere göstermiş oldum şöyle. Bakın. Çok güzel. Evet, bir sonraki videoda da arkadaşlar şöyle bakın ben hazırladım. Daha önce yuvarlağını çekeceğiz inşallah nasip olursa. Daha ortasına çiçeğini koymadık. Bir sonraki videoda da böyle yuvarlağını çekeceğiz, kesesini çekeceğiz, kalbini çekeceğiz dörtlü bir set haline getireceğiz. Takipte kalın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.